şimdi Uras? Buralarda hiç tamirci de yok. Baksana. Olamaz. Robot tamircisine ihtiyacımız var. Ya bak. Bana bacak kırıktı. Aa. Bir tamir etmiş onu. Evet. Ben tamir ettim. Nasıl tamir ettin? Nikiti'de Ormoz Panagias'tayız. Burası bize biraz sürpriz oldu. Çünkü biz yine karavanımızı deniz kenarında çok güzel bir yere bıraktık. Ama burada böyle küçük tatlı bir kasaba olduğunu da bilmiyorduk açıkçası. Şimdi akşamüstü gezmesi için buraya geldik. Çok hareketli, güzel restoranlar da var. Dondurmamızı da yedik. Bakalım devam ediyoruz. Gelin bu tarafa abi, hadi. Welcome to Barboni. Şimdi buradan ekmeğimizi de alalım. Bu ne? Ekmek. Ne? Ekmek aldık ya az önce. Ha, sen oyuncaklara bakıyordun gerçi. Bu yolun sonunun bizi bu kadar güzel bir yere çıkaracağını hiç tahmin etmiyorduk gelirken. İlter, yemek hazır. Bir korsanda bulunamayacak 5 şeyi daire içine alın. Burada tersiz olur mu böyle? Hiç böyle bir şey olur mu şeker? Evet. Onları da o zaman daire içine al. Alkışlıyoruz. Burası alkışlıyoruz. Başka bir görev yok mu? Var. Ama senin yapabileceklerini seçmem gerekiyor. Is that one with chocolate or is it a simple one? I get chocolate and glaze. Çikolatalı mı istersin, sade mi? Çikolatalı. Çikolatalı. With chocolate glaze. Alright. For here or take away? Take away please. Alright. How much? $2.50. Here. Napkins, if you like. Okay, I will take it. Thank you. Do you have a menu for the pizza, by the way? Yeah. Can we check it? Give me a minute. Ah, thank you. Costadine. A menu for the pizza. So, here you are, first of all, this one. So, I have this kind of pizza. Special pizza is like a preziosa, cheese, ham, pepper, mushrooms. Okay. This is margarita, only cheese. Okay. And Greek pizza is like vegetarian pizza with feta, tomato, olive and pepper. Okay. Yes. Are these for one person or? This is, we have two sizes, 30 centimeter and 40 centimeter. Okay. Yes. Okay. 40 centimeter costs plus €2 of each. Price that you see. Okay, thank you very much. We will be back for the course, yes. Lunch. Thank you. Thank you. Bye bye. Al bakalım croissant'ını. Tazecik, tazecik. Güzel görünüyor biraz. Hem bak ikiye bölmüşler, çok iyi olmuş. Wow. Harika. Sıfır galiba. Hadi biz de çeşme aramaya devam. Bu arada içecek suya da ihtiyacımız var. Birkaç böyle sebze falan da almamız gerekiyor. Evet.
Uras. Zenginiz. Uras geliyor musun? Su aramaya. Neden? Çok büyük elinde tutman çok iyi. Evet, böyle çok iyi olmuş bence de. Ve aradığımızı bulduk bu arada. Nerede? İşte. Hani nerede? Ben demiştim dün gördüm diye. Akıyor mu? Şu paraları artık elimden alır mısın? Şimdi sularımızı buradan dolduruyoruz. Üstelik su da içilebilir bir suymuş. Tadı da gerçekten çok güzel. Su almamıza da gerek kalmadı. Arabamız da şurada. Burada sahilin hemen kenarında konaklayan karavanların da yeri çok güzel. Denizin hemen kenarındalar. Ama bence burada çok fazla karavan olduğunda burada konaklamak problem olur. Çünkü normal denize girmeye, işte günü geçirmeye gelen insanların alanlarını işgal etmiş oluyorlar. O yüzden böyle düşük sezonda az karavan olunca okey ama çok fazla karavancı buraya gelirse bence çok da doğru değil burası. Burası bizim gelirken karavanla da geçtiğimiz yol zaten değil mi? Evet. Burasının yolu da güzel. Halkidiki'nin ana yolundan girdikten sonra hem kısa bir mesafede şu an kamp yaptığımız yere ulaştık hem de yolu da gayet güzel, sıkıntılı olan bir yer yok. Günaydın. Ben şimdi yürüyüşe çıkıyorum. Aynı zamanda da ekmek alıp geleceğim. Bu esnada da kaldığımız bu güzel yeri size de göstermek istiyorum. Burası bir kamp alanı değil. Burası bir otopark. Denizin hemen kenarında, plaja sıfır, konumu muhteşem bir otopark. Arkamızda evler, yazlıklar var. Bizim şu anda arkamızda, birazdan göstereceğim, bir çiftlik var. Ama şu anda boş. Biz de özellikle onun önünü tercih ettik. Hiç kimseyi rahatsız etmemek için. Aynı zamanda burada camping değil de parking modundayız. Yine hiç kimseyi rahatsız etmemek için parking modunda olmak adına basamağımızı bile çıkarmadık. Bizim Armanisiz Camping YouTube videomuzu izlerseniz normalde kamp alanlarında nasıl dağıldığımızı, nasıl yerleştiğimizi bilirsiniz. Burada sadece karavanımız böyle park etmiş duruyor gibi ve biz de içinde yaşıyoruz. Şimdi size biraz arka tarafı, sahili ve çevreyi gezdireceğim.
turkuaz renkte harika bir deniz. Hemen önümüzde zaten. Bütün camlarımızda deniz manzarası var. Hatta şu tarafa doğru döndüğümüzde şu an güneş tam arkadan geldiği için biraz karanlık görünüyor ama muhteşem koy manzarası da görünüyor. Koyun en ucunda, diğer tarafında başka karavanlar var. Oraya da gitmiştik. Epey bir karavan vardı. Şu an biraz daha az kalmışlar. 3-4 tane görünüyor. O alan da gayet güzel. Fakat biz burada her şeye, tüm imkanlara daha yakınız. Daha çok sevdik burayı. Arka tarafımızdan bir yol geçiyor. Yolun hemen karşı tarafında çöp konteynerleri var ki bu da bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Sol tarafımızda evler, yazlıklar. Bizim hemen arkamızda bir çiftlik evi var. Yine sağ tarafta da böyle ara ara yazlıklar devam ediyor. Hepsinin bahçeleri çok büyük ve çok yeşil. Burası o yüzden de çok keyifli bir alan. Yine şu ileride de La Luna Beach var. Buranın herhalde en böyle keyifli, en lüks diyeyim beach'i odur. Yine plaj boyunca, plajın sonuna kadar beach'lerde devam ediyor. Şimdi ben sıcak ekmek, böyle kruvasan falan almak için kasabaya doğru devam ediyorum. Hızlı bir yürüyüşle gidip geliyorum. Böylelikle yiyeceğim şeyleri de bir taraftan hak ediyorum. Aynı zamanda da size etrafı göstermiş oluyorum. Daha ne olsun. Biraz lokasyondan bahsedeyim size. Halkidiki'deyiz. Halkidiki'nin Selanik tarafına doğru çıkışına yakınız. Burası Nikiti. Nikiti'ye bağlı Ormos Panagias kasabası. Biz şu anda Ormos Panagias'ın yan tarafındaki beach'te konaklıyoruz. Böyle alışveriş için, işte su almak için, bu gibi ihtiyaçlarımız için de kasabaya gidip geliyoruz. Hem yürüme mesafesi olarak yakın, hem de su falan almamız gerektiğinde arabayla gidiyoruz. Orada arabamızı limana park edip ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Evet, burası bize, karavanımıza en yakın olan beach. Sazlık bir dere var burada. Denizle buluşamamış. Ve şu arka tarafta da beach'in kafesi var. Onun da güzel bir bahçesi var. Devam edelim. Burası az önce gösterdiğim beach'in kafe kısmı. İçecekler, patates kızartması, hamburger gibi atıştırmalıklar var. Güzel geniş de bir bahçesi var. Ve bu yoldan devam ediyorum. Ya şu anda keşke buradaki kokuyu da alabilseniz. Böyle ağaçların, yeşilliklerin kokusu, kuş sesleri. Çok keyifli bir yol burası. Yol boyunca bana sürekli eşlik eden bir deniz manzarası var. Bu yol üzerinde de böyle butik konaklama alanları var. Aynı zamanda da restoran hizmeti veriyorlar. Önlerinde menüleri var. Denize tepeden bakarak böyle güzel bir bahçenin içinde burada da yemek yenilebilir. Ormos'a doğru inmeye başladığımızda böyle güzel, tatlı bir kasaba manzarasıyla karşılaşıyoruz.
Bu yolun sonunda güzel bir mekan var. Böyle hem pastane gibi hem de restoran gibi hizmet veren bir yer. İlk gün dondurma alırken orayı görmüştük ve müdavim olduk. Her sabah oradayız. Bu tatlı kasabada zaman geçirince, böyle sabahları kalkıp gelip ekmek alınca, buradaki insanlarla selamlaşınca sanki biz de bu köyde yaşıyormuş gibi hissediyoruz kendimizi. Ayrılmak çok zor gelecek. Burası da bu minik köyün küçük kilisesi. Şöyle girip hemen bir içine de bakalım. Ormos Kentrikon bizim favori mekanımız. Morning. Ekmeğimi, kruvasanımı aldım. Şimdi tempolu bir yürüyüşle geri döneceğim. Çünkü kahve için sabırsızlanıyorum. Bu Ormos'la bizim bulunduğumuz plajı bölen tepenin üzerinde patika bir yürüyüş yolu var. Şöyle göstereyim. Şimdi oraya doğru ilerliyorum. Oradan da güzel manzaralar var. Onlara da hep birlikte bakalım. Şimdi karavanımız da bu güzel koyda bir bütün halinde çok güzel görünüyor. Karavanımıza geldim. Bu arada yanımızda Almanya'dan komşularımız var. İki çocukları var, 4 kişiler, bir de köpekleri var ve bu karavana gayet güzel sığıyorlar. Ay, Urasyum'un benim için topladığı çiçeğimi de masaya koyayım kahvelerimizi içerken. Büyümüş sanki bu sabah kadar. Uras, çiçeği suya koyunca büyümüş anneciğim, biraz daha da açılmış. Gerçekten. Bakayım. Bak. Daha böyle açmış kanatlarını. Sence de öyle değil mi? Evet. Kruvasanımız da geldi. Sen nerede kruvasan aldın? Gittim ya almaya. Bunu keseyim ben bu arada. Of of of. Biraz şahane görünüyor. Keseyim mi tekrar şöyle? Orada böleyim. Ne de öyle kalsın ya. Çok kalsın mı? Tamam. Çıtır çıtır ya. Tamam. Çok doğru işliyor. Yer misin anneciğim sen de? Hı. Sen çikolatasız yerinden vereyim mi? Hı. Başarılı kurasan benim. Çok güzel.
night sleep by my sister and the fly Nahamel. It's okay. Cheap. Oh, I see. If you have a cheaper way, yeah, then it's okay. Yes. Have a very big family. Yes, 30, we are very. 30, how many sisters and brothers? 13 together. Come on! Hello. London, Dublin. Wow, you are very lucky. Yes. Great. So you have a house everywhere, all over the world. That's great. How are you? V-Gates. He looks like Star. Yeah, he looks like he's very handsome. Masamız toplandı, aşağı doğru indi. Bu da demek oluyor ki bugün bize yol var. Birazdan yola çıkıyoruz. Ormos'taki kampımıza 10 üzerinden 100 puan veriyorum. Gerçekten burası harikaydı. Denizi, güneşi, küçük tatlı kasabasıyla bizi çok mutlu etti. Harika bir kamp geçirdik burada ve artık toplandık. Birazdan da yola çıkıyoruz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğenilerinizi, yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin ki YouTube algoritması da bizi biraz daha üstlere taşısın. Bu yolculuğumuz, bu videolarımız daha çok kişiye ulaşsın ve abone olmayı da lütfen unutmayın. Evet, birazdan yola çıkıyoruz. Selanik'e doğru gidiyoruz. Nerede kalacağımızı şu anda biz de tam olarak bilmiyoruz. Yine aklımızda bir iki yer var. Gidip bakacağız hangisini daha çok beğenirsek. Orada devam edeceğiz birkaç gün ve gittiğimiz yerde görüşmek üzere diyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.